Muhtarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı uğurlu olsun. Çok sağ olun. Biz sporla ilgili geziyoruz muhtarlarımız. Size de bir röportaj yapalım dedik. Hay hay. Sizi kısaca bir tanımak istiyoruz, sizi ve mahallenizi. Evet. Aslen 1975 Erzurum doğumluyum. Takriben 43 senedir Sultan Gazi 50. Yıl Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. 50. Yıl Mahalle Muhtarıyız. Türkiye'mizin büyük mahallelerinden biri. İlçemizin en büyük mahallesi. Lise mezunuyum. Mahalle sakinlerimiz 5 yılını koltuğu bize emanet ettiler. 4 yıl da doldu. 1 yıl kaldı. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Maşallah. Niçin muhtarlık? Böyle bir karar nereden esinlendi? Hiç aklımda yoktu. Bazı sivil toplum kuruluşlarında görev alıyorduk. Ne bileyim yani mahallenin büyükleri de mahallenin kanaat önderleri 4 dönemdir muhtarlık yapan ağabeyimizin muhtarlığı bırakacağını duyunca mahalleye dediler, bildiğimiz, tanıdığımız, kendi çocuğumuz, mahallenin çocuğu, sana emanet etmek istiyoruz. Çalışalım, yardımcı olalım. Beraberce böyle aklımıza girdiler. Biz de babamın dostları birçoğu da hayır da diyemedik, evet dedik. Rabbim de yazmış, aklımızda olmayan bir şey. Hani derler ya, nasip de varsa el getirir, yer getirir, sel getirir. Bizimkisi de öyle oldu. Aklımızda olmayan bir durumla bu şekilde kaderimize razı olduk. Maşallah. Sayın muhtarım hep derler ki ya evde biz çocukla uğraşamayız. Komşuyla bir komşuyla uğraşamayız. Doğru. Siz burada nüfusunuz da bayağı bir fazla. Fazla. Dolayısıyla yani böyle bir işin içerisine girmek önce bir kaygıydı. Belki sonradan insanların sizi bir enerji veren unsur ne oldu yani? Ya evet. Süreçte neler yaşadınız bu 4 yıllık süreç içerisinde? Evet. Güzel bir soru sordunuz. İnanır mısınız? Bazen ben bile kendime inanamıyorum. Yani diyorum bu kadar toplantı vesaire gelme gitme, siz de şahit oldunuz biraz önce gelen mahalle sakinlerimize. Rabbim bir güç veriyor, enerji veriyor. Yani Rabbimin inayetiyle oluyor. Bu iş bir de gönül işi. Hani derler ya, aşk ile çalışan yorulmaz. Onun gibi oluyor. Yani bu tarifi bence şey yapılamaz, yani açıklanamaz. Ben bile şaşırıyorum bazen. Günde 3 saat, 4 saat uykularla, 2 saat uykularla. Geceliğin kaza geçiren oluyor, hastalanan oluyor vesaire. Malumunuz bugün vatandaşımızın, ki özellikle büyük şehirlere yeni gelmiş, mahallemize taşınmış olanların kimseyi tanımıyor etmiyor. İlk başta müracaat ettiği kurum, muhtarlık kurumu. Evet. Yani hem ilçe sağlık müdürlüğünün, emniyet müdürlüğünün, kaymakamlığın, belediyenin, büyükşehir belediyesinin yapması gereken işleri, vatandaşın nereye müracaat etmesi gerektiğini gelip bizden öğreniyor. Ona göre yönlendiriyoruz, yardımcı oluyoruz. Çok güzel. Cumhurbaşkanımızın güzel bir sözü var. En yüksekte ben varım, en aşağıda mahalleye yakın. Evet. Muhtarlıkta evet, var. Evet. Bir de az önceki anlattıklarınızla doğru olan olarak mesela hiçbir anınız oldu mu? Yani burada bir insanlara bir iyilik yapıp bir dokunduğunuzda bu gerçekten benim işim işlediğiniz bir hatıranız, anınız oldu mu? Evet. Benim olarak beni kaldırdık. Biz olarak diyoruz. Çünkü biz duaların gücüne inanıyoruz. Gerçekten de öyle. Dualar çok önemli. Çok oluyor. Her gün oluyor. Bazen öyle mesela bir sinirli anımız oluyor. Tabii biz de en nihayetinde insanız. Evet. Çoluğumuz, çocuğumuz var. Bunların yanı sıra mesela çok sinirli olduğumuz bir anda artık mesela yaşlı bir teyzemiz arıyor. Şöyleydi, böyleydi defalarca izah etmemize rağmen 7. 8. kez soruyor. Ya Rabbi diyorsun. O arada Allah da bir sabır da veriyor. O arada ya muhtarım diyor. Allah senden razı olsun. Böyle bir işten bir dua ediyor ya. Zaten var ya o günün bütün kötü enerjisini alıp götürüyor. Onu çok yaşıyoruz. Hemen hemen her yarım saatte, bir saatte, bazen 15 dakika aralıklarla yaşıyoruz yani. Öyle anılarımız çok oluyor. Çok güzel. Spora gelirsek bu mahallede eskisiniz. Evet. Eskiden spor alanları falan vardı. Evet. Mahallenizi biraz eskiyle bir şey yapabilir misiniz? Anlatabilir evet. misiniz? Veya sizin o gençlik yıllarınızda sporla ilgili bağlantılarınızı evet. yaşantınız. Spor, öncelikle spor çok önemli. Biz de 50. Yıl Mahallesi muhtarı ve muhtarlığı olarak azalarımızla beraber spor önem veriyoruz. Çünkü şu anda geleceğin yani günümüzde bulunduğumuz bir takım sıkıntıların sporla aşılacağını düşündüğüm için bunları söylüyorum. Malum işte bir uyuşturucu illeti var.
eskiden bilmezdik etmezdik, kullananı belki görürdük, sarhoş derdik, geçerdik ama günümüzde maalesef bu olay bayağı bir yüksek. Tabii emniyet birimleri de sürekli çalışıyor. Biz de koordine içerisindeyiz. Sürekli mahallede haberdar oluyoruz. İşte YEDAM'lar vesaire Yeşilay'ın kurmuş olduğu bunlar var. Amatemler var. Ama bunların daha çocukluk kısmındayken insanların bir spora yönelip kendi branşını, atıyorum atletizm olabilir, futbol olabilir, yüzme olabilir. Çocuklarımızı bu şekilde herhangi bir spor dalına, yani onun başarılı olduğu bir spor dalına, halk oyunları olabilir veya ne bileyim işte atıcılıktır, at biniciliktir, okçuluktur vesaire. Dediğimiz gibi spor önemli. Özellikle gençlerimiz için önemli. Sanırım herhalde Avrupa'da biraz daha yaygın. Tabii bunun yerel yönetimlerin bundan muhakkak etkileri büyük. Bizim de ilçemizde belediye başkanımız bu spora ve sporcuya önem veriyor. Belediyemiz, ilçe belediyemiz bir sürü madalyalar kazandı farklı farklı branşlarda. Hı hı. Tabii bunların maliye indirgenilmesi lazım. Büyükşehir belediyemizin ve ilçe belediyemizin bu konuya eğilip daha fazla spora yönlendirme yapmasını düşünüyorum. Yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Sayın Muhtarım, problemi ortaya koyuyoruz ama problemi ortaya koyan kişinin çözüm önerisi de sunması lazım. Çünkü ortaya koyulan problem başlı başına o tabii. fikirde bir problem oluşturuyor. Dolayısıyla burada kimlere ne gibi görevler düşünüyoruz? Özellikle sizin burada, mahalle açısından tabii, evet, yerel burada, yönetimler, merkezi yönetimler gerçekten çok önemli. Önemli, evet. Burada ilk başta tabii ki aileye düşüyor. Aileden sonra çocukları en çok eğitim noktasından sınıf öğretmenlerine düşüyor. Hı hı. Yani öğretmenlerin birazcık daha çocukların böyle sempati duyduğu sporları bilip edip bunları ailesine, ailesi aracılıkları bize yenilebilir. Mesela biz de talepte bulunuruz. Özellikle yazın bu havuzlar yapılıyor. Hı. Geçici havuzlar belediye tarafından. Çocuklar gidiyor da yüzüyor vesaire. Tabii standartlar oluyor onların. Standartlarına uygun bir şekilde. Mesela o zamanlar bize talepler oluyor. İlçe belediyelerinin, il belediyelerinin bu konuyla ilgili bizden, işte mahallenizde nasıl bir etkinlik yapabiliriz? Bundan ilgili bir takım bilgileri isterlerse biz de mahalle sakinlerinin çocuklara faydalı olacak şekilde çünkü muhtarlık kurumu mahallenin kulağı, ağzı, her şeyi. O yüzden onlara daha yardımcı olabiliriz. Tabii bundan beraber mahalle sakinlerimiz daha sağlıklı. Hani Atatürk'ün de meşhur bir lafı var. Sağlam kafa sağlam vücutta olur. İşte bu da tabii sporla vücudun sağlamlaşması, spor önemli. Bu gibi etkinlikler yapılabilir. Sayın Muhtarım, 40 yıldır bu mahallede oturuyorsunuz. 40 yılda bayağı bir zaman geçti. Evet. O, yani filmi geri sardığımız zaman 48 yaşındasınız. O 8-9-10 yaşlarınızda buranın durumu neydi mesela? Spor olarak sokaklarda değil mi? Tabii, spor tabii, yapıyordunuz. Tabii. Doğru. Boşluktu. Ev azdı. Birdenbire tabii işte göçün, büyükşehire göçlerin hızlanmasıyla beraber her yer oyun alanımızdı. Bir inşaat yapılıyordu. Onun kumuna gider oynardık. Kumla, birinci katından atlardık vesaire. Tahtasından, kalaslarından tatrivalli yapardık. Koşardık, ederdik. Yer boştu. Sürekli top oynardık. Tabii bu kademe kademe maalesef şu anda bu hallere geldi. Mahallemizde parkımız elhamdülillah diğer mahallelere göre fazla ama tabii çocukların böyle daha bizim zamanımızdaki gibi oynayacak yerleri yok. Bunları da ancak işte ne yapıyor aileler hafta sonları yazın piknik adı altında daha böyle şehir dışına çıkıp orada işte çayıydı, mangalıydı vesaire orada işte voleyboldur. Malum biliyorsunuz siz de. Evet. Türk ailesinin klasik şeyleri işte futboldur vesaire orada bu şekilde atlatılıyor. Çok güzel. Size bir şehri tekrar biliyorsunuz kentsel dönüşümler falan oluyor. Mimar olarak biz burayı baştan yapacağız derse mesela koşu yolları, yürüyüş yolları, işte havuzu, bisiklet parkları. Nasıl tak, bir mimar olarak nereye önerirsiniz? Yani doğru. Bir muhtar olarak çıkıp dolaşıyorsunuz sürekli. Evet. Ya şurada da şu olsa veya bir genci köşede bilgisayarla telefonla oynadığını görüyorsunuz.
Ya bu saatte mesela bir spor alanı olsa çocuk burada enerjisini atsa. O mimara bak neler olması lazım tabii, spor alanı. Tabii bravo evet. Ben şimdi yıllarca biz aile apartmanında ikamet ediyoruz. Ailemize aldığımız, binamıza aldığımız mahalle sakinlerimiz de mesela 30 yıldır bizim evimizde ikamet eden insanlar var. Hı hı. Ben önceden çok karşıydım. Yani bir binaya işte kimin girdi, kimin çıktı belli olmayan bir yerde oturmayı böyle. Hı hı. Ama şu anki şartlarda kentsel dönüşümün büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyorum. Hı hı. Mahallede. En basit problemi araç park yüzünden komşu komşuyla kötü konuşmuyor. Bırakın komşu komşuya, abi kardeşinden benim yerime park ettin, sen benim yerime. Hı hı. Bu ta ki yaralamalara kadar giden olaylar oluyor. Bir otopark yüzünden mesela en basiti. Tamam. Hatta biz bunu dile getirdik ilçe belediyemizde, sağ olsun avukat Abdurrahman Dursun'a. Şu anda 3 katlı bir deprem parkımız var. Orada 3 katlı bir otopark yapılıyor. Herhalde 1,5 seneye biter inşallah. İhtiyaç bunlar. Hı-hı. Ve dediğiniz gibi işte havuzlarıyla, basket alanlarıyla, futbol alanlarıyla, tenis alanlarıyla bu kentsel dönüşümde bunların olması gerekli diye düşünüyorum. Ki ben bundan bir dediğim gibi 5 sene, 4 sene öncesine kadar kentsel dönüşüme karşı olan birisi iken ama maalesef demek ki göremiyormuşuz. Hı. Şu anda bunların ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Spor yerleri, spor alanları şart. Evet. Sayın Muhtar, son bir iki tane sorudan bir tanesi de şey var. Mesela bizler yıllardır hep sporun içerisindeyiz. Çocuk spora geldiği zaman komşularda da bir bağ oluşuyor. Spor, tabii. Mahalle kültürü gelişiyor değil mi? Tabii 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 tabii. Çok iyi oluyor. Bizim mesela eskiden 50. spor kulübümüz vardı burada. Tabii belirli bir ekonomik anlamda yürütemedi abilerimiz. Hı-hı. Kapandı. Yani ben o zaman atıyorum burada 50. yılın mahallenin başında otururken ta Esentepe Mahallesi'nin sonunda oturan birisiyle futbol sayesinde tanışmış oluyorduk. Hı-hı. Sohbet ediyorduk. En azından birbirimizden. Tabii sporun bu gibi artıları da var. İnsanlar tanışıyor dediğiniz gibi. Birbirlerini sevebiliyor. İlerleyen günlerde dostlukları pekişiyor. Sporun böyle bir gücü de var. Sayın Muhtarım çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Çok sağ olun, var olun. Son şey eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz, burada evet. Bir toplumsal bir mesaj olsun. Evet. Hep sosyal sorumluluk adına bunları yapıyoruz. Evet, evet. Yani bunlar insanlar şey yapsın, buradan bir mesaj olsun. Evet. Öncelikle emeklerinize sağlık. Rabbim sizden razı olsun. Sağ olun. Güzel bir konu. Bunu da dile getiriyorsunuz. Görüyoruz sürekli, bizleri de ziyaret ediyorsunuz, arıyorsunuz, emek sarf ediyorsunuz. Görüyoruz. Bu bağlamda da hem ülkemize, ilimize, ilçemize, mahallemize faydanız oluyor. Rabbim yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı razı olsun. Tabii bunlara birazcık daha yukarılara doğru anlatmamızda faydalı oluyor kanallarınız. Çalışmalarınız çok güzel. Takdir ediyoruz. Biz de yapabilmemiz gereken bir şey olduğu zaman her daim yanınızdayız. Şükranlarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgiler, saygılar bizden inşallah. Hayırlı olsun.